Ben İtalyan kenti olduğunu düşünüyorum. Galata'nın bir çeşit ve bu bölgenin de dolayısıyla öncelikle. Burada ilginç bir şey var. Galatlar ilginç bir toplu. Çok iyi anlaşılmamış. Yani Galatlarla ilişkilendirilir Galata. Keltlerle ve Traklarla ilişkilendirilen bir grup. Sonra da buraya bir şekilde bir Cenevizliler geliyor. Cenevizliler de bence bütün bu coğrafya için çok önemli bir başlık. Yani bütün Karadeniz'i de kolonize eden, irili ufaklı kaleler yapan filan. Şimdi bu dönemler tabii çok fazla böyle ortaya çıkarılmamış, belgesi bulunmayan, çok genel konuşabildiğimiz konular. Buradan bir o İtalyan kentinin çevresindeki oluşumlara bakabiliyoruz. Ve aslında görüyoruz ki orası her ne kadar ticari bir yandan da Osmanlı tarafından çok iyi zapturapt altına alınmış bir bölge olduğu dikkat çekiyor. Bir tarafına tophane, bir tarafına tersane, yukarıya da bir Galatasaray yaparak yani orası bir çeşit denetim altına alınmış gibi gözüküyor. Ve bu bağlık bahçelik şey de tabii önemli bir odakta herhalde son zamanlarda Mevlevihane, Galata Mevlevihanesi olmak üzere. Şimdi bu ortamdan sonra birdenbire bir hızlı bir gelişme ve burada da herhalde en önemli aşaması bunun 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransız ve Venedik saraylarının yapımı. Bu noktadan sonra herhalde biraz artık o İtalyan şehrinden adım adım daha önce biraz Fransız damgası geliyor sanırım ve bir kozmopolitleşmeye doğru şey yapıyoruz, adım atıyoruz. Yanı başında bulunduğumuz Rus sefareti çok önemli bir Rus sefareti binası çok önemli bir aşama olarak gözüküyor. Burada ilk defa böyle Avrupalı mimarlar, Fossati'ler İstanbul'a geliyorlar ve burada kalarak yani mimari tasarım yapıyorlar ve Osmanlı Devleti de bundan çok yararlanıyor. Yani çok heyecanla karşılıyor Fossati'leri ve onlara da çok sayıda iş verildiğini biliyoruz. Böylece yani Rus ve Hollanda sefaretlerini yapan, yani Fossati'lerin Rus sefareti bir tür model. Yani yeni Pera imajının bir jeneratörü gibi. İtalyan kentinin daha kozmopolit oluşunda muhakkak Fransız etkisi, hani onu altını çizmek lazım. Çok önemli bir aktör bütün bu süreçte. Sanayi Nefise Mektebi'nde de mimarlık şeyini kuran. Aslında bir, tabii karışık bir hikayesi var anlayabildiğimiz kadarıyla. Alessandro Vallauri de kendisini Alexander Valori olarak Paris dönüşü tanıtıyor İstanbul'a ve en büyük şeylerinden bir tanesi, damgasını vuran en büyük tasarımcılarından bir tanesi. İşte Pera Palace bir yandan, Circle Dorian binası. Şimdi bu sözünü etmiş olduğun aşama, yani sarayların yapılması, evet. Hani Fransız Sarayı ilk tasarım tekniklerinin kullanıldığı yapı inşaatında cephe düzeniyle temsil tasarım tekniklerinin kullanıldığı ilk yapılardan biri Beyoğlu'nda. Ondan önceki yapılar hakkında fazla bilgimiz yok. Aslında görebiliyoruz mesela Ceneviz yapılarından hala önemli kalıntılar var. O ince tuğlalı ve taş örgülü yapılar. Bir de tabii ahşap yapılar var. Onların örnekleri yok. Asıl büyük dokuyu oluşturan Beyoğlu'nda aslında hakim olan, yani modernleşme öncesi hakim olan doku ahşap. Ama bu bildiğimiz, yani şimdi modernleşmenin malzemelerinden biri tuğla, standart üretilmiş tuğla ve putrel. Fakat aynı zamanda sanayi üretimi ahşabı pek bilmiyoruz. Ahşap deyince bir genelleme yapıyoruz ve bütün ahşapları aynı zannediyoruz. Oysa ki sanayi ahşabıyla bu şey öncesi, modernleşme öncesi ahşap, elle yontulan ahşabın kullanım biçimleri farklı. Birisi araya hımış dolgu yapılarak kullanılıyor. Öbürü ise kaplama malzemesi olarak standart üretilmiş, tıpkı sanayi üretimi diğer malzemeler gibi bir malzeme. Şimdi yapı tipolojileri açısından bakılırsa burası bir laboratuvar gibi. Beyoğlu sahiden demin söz ettiğin gibi bir laboratuvar. Şeye bakılırsa, genel yapı tiplerine bakılırsa aslında iki tip yapı varmış gibi gözüküyor. Yani
hem morfoloji düzeyinde baktığımızda bu okumayı yapabiliriz. Bu bitişik nizam yapılarla oluşmuş bu apartman dokusu yeni bir doku ama sanayi devrimi öncesinde de habitasyon denen aile tipi evler, bunlar çok katlı değil, gene benzer şekilde dizildiklerini görüyoruz. Saraylar bunun içinde aslında şeyleri kapalı, duvarlarla çevrilmiş ve bir bahçe içinde yer almış, konak tipolojisine uygun. Şimdi bu şeyde geçiş aşamasında bu tabii çok o kadar çok yangın oluyor ki. Yani neredeyse 5 senede bir yangın var. Beyoğlu'nda çok ciddi bir yangın var 5 senede, 10 senede. Yani o yangınlar hani Viole Ludük'ün bu şeyde söylediği gibi diksiyoner rezone d'architektür diye bir şey vardır. Akademi yangınından kurtulmuş Mimar Sinan Üniversitesi'ne giderseniz kütüphanesinde onun ciltlerini, deri ciltlerini böyle görürsünüz. Bu şeyde yangınların yapı dizilişini çok önemli bir şekilde etkilediğini söyler. Daha çok tabii çünkü mevcut morfoloji üzerine aslında yapılıyor konutlar, yapılar sürekli. Ama yangınlar bunu çok önemli bir şekilde değiştiriyor. Yeniden bunları düzenlemek mümkün oluyor. Ama çok önemli bir etken 1857'de belediyenin kurulduğu zaman surların yıkılmasıyla elde edilen alanların düzenlenmesi, sokakların yeniden düzenlenmesi. Bütün sokaklar sürekli elden geçmiş. Onu da zaten şeye baktığınız zaman, planlara baktığınız zaman görüyorsunuz. Yani şehrin yenilenen kısımları yani 19. yüzyılın ortasından sonra bayağı sistemli bir şekilde çalışılmış. Şimdi buradaki işlev daha çok yapı adalarının tasarlanması şeklinde. Şeyin içine girdiğimiz zaman, binaların içine girdiğimiz zaman aslında o morfolojinin yaratmış olduğu gereklilikler içinde iç düzenlemelerin de yapılmaya başlandığını görüyoruz ki bu aslında tasarımla var olan yani kabullere dayanan bir imgesel üretimin tekrarın birbirine artiküle olduğunu, eklemli olduğunu gösteriyor. Bu açıdan da bir laboratuvar olarak görülebilir. Yani çünkü öyle bir süreç ki hani geçmişini okuyamasak bile birçok şeyin izlerini okuyabiliyoruz. Surların izlerini okuyabiliyoruz. Belediye icraatıyla oluşmuş caddelerin izlerini okuyabiliyoruz. Tramvay geçtikten sonra yeniden düzenlenen yapı adalarını görüyoruz. Yani bütün bunlar şehrin önemli bir şeyinin yani modernleşme süreciyle eklemlenen aynı zamanda da mevcut artizanal bilgilerin birlikte olduğu bir laboratuvar gibi Beyoğlu'nun modernleşme sürecini yaşadığını gösteriyor. Bu çok çok önemli bir şey. Mesela bu şeylerde şimdi Levantenler Konferansı vardı geçenlerde. Evet. Belediye Başkanı dedi ki biz dedi Türkler olarak dedi cumbalı evlerimizde yaşıyorduk kafesli cumbalı. Siz Levantenler olarak neoklasik binalarda yaşıyordunuz dedi. Bu tamamen bir hayal. Yani çünkü aslında o modernleşme süreci bütün toplulukları etkiliyor. Fakat semtler arasında tabii bu zamansallık farkı var. Bazı mahalleler daha hızlı bu emlak spekülasyonu vesaireyle de birlikte hızlı dönüşüyor. Bazı mahallelerse, bazı bölgelerse eski yapı dokusuyla kalabiliyor. Ama cumbalı yapılar pekala Malta yapı tipolojisinde var mesela. Lavaletta'daki yapıların benzerlerini Yeni Çarşı'da görebilirsiniz.